Evet çocuklar, biliyorsunuz ki yarın geziye gideceğiz. Sakın hiç kimse geç kalmasın. Yanınıza elma, muz ve sandviç almalısınız. Tamam, lütfen geç kalmayın. Sıcak tutacak kıyafetler giyin ki daha sonra hasta falan olmayın. Çok güzel bir kaleye gideceğiz. Kesinlikle orayı çok seveceksiniz. Hey Artem, yarın okul gezisine sen de geliyor musun? Evet, ben de kaleye gitmek istiyorum. Orada zırhlar da vardır. Arkadaşlar, ayrıca kalede saklambaç da oynuyor. Ben gitmek istemiyorum. O kaleye daha önce gitmiştim. Çok korkutucu. Kostel, senin korkak olduğunu biliyordum. Hadi bakalım. Diana, bu senin için. Evet Dimas, söyler misin? Orada ne yapıyorsun? Okumaya devam etmemiz lazım. Yüksek sesle okumayalım lütfen. Evet Dimas, seni gördüm. Ben geziden bahsederken sen de bir şeyler yazıyordun. Aa, demek ki burada sevgi dolu bir çiftimiz var. Diana, seni seviyorum. Gözlerini rüyalarımda görüyorum. Lütfen benimle ol. Diana, sensiz yaşamam imkansız. Büyüyünce seninle evleneceğimizden eminim. Aa, gerçekten çok dokunaklı. Dima, neden böyle yapıyorsun? Basketbolcuyla sevgili olduğumu biliyorsun. Neden kendini utandırıyorsun? Bana böyle şeyler yazma. Diana, neden Dima'ya karşı bu kadar sert davranıyorsun, söylesene. Bak, o sana aşk mektubu yazmış. Dima, sadece derste tamam. Mektup yazmaman lazım. Bu Dima'nın suçu değil. Burada bir aşk üçgeni var. Dima, Diana ve basketbolcu. Olamaz Kostya. Ne, Kostya mı? Bu doğru. Başka insanların aşk mektuplarını okumak iyi bir şey değildir. Dima, bunun aşk mektubu olduğunu bilmiyordum. Derste aşk mektubu yazmaman lazım. Özellikle de benim derslerimde. Arkadaşlar, artık gidebilirsiniz. Yarın hiçbir şeyi unutmayın lütfen. Otobüs saat 8'de hareket edecek. Geç kalanlar kaleye gelemez. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Onge, beni dinle. Bu hafta çok kötüydünüz. Patrick, neden bu şekilde zıplayıp duruyorsun, söyler misin? Senin neyin var? Git evindeki koltukta zıpla. Patrick, sana merdivenlerde böyle zıplama demiştim. Öğretmen de fark etti. Aynı şeyi söylüyor. Artem, neden tuvalette paspasla dans ediyorsun? Anlamıyorum. Bunun sebebi nedir? Bak, burada çok güzel ve tatlı kızlar var. Birlikte kulübe gidebilir ve orada onlara dans etmeyi teklif edebilirsin. Yana, peki ya sen? Sürekli kavgaya karışıyorsun. Sorunlarını kavga etmeden güzelce halledemiyor musun? Layla, sana ne demeli? Bu en sıkıcı öğretmen. Marusya, sessiz ol. Tatiana Petrovna, bir şey söyleyebilir miyim? Biz ergeniz. Bu şekilde davranmamız normal. Alışmak mı? Layla, müdürün odasına gideceksin ve alışmak neymiş orada anlarsın. Beni anladın mı? Ergenmiş. Bütün hafta böyle kötü davrandığınız için sizi kale gezisine götürmek istemiyorum. Olamaz. Gidemeyecek miyiz? Gitmemiz lazım. Orada saklambaç oynayıp biraz eğlenmek istiyorduk. Patrick saklansın ve sonra onu hiç kimse bulamasın istiyorum. Ben geziye gidebilir miyim? Paspasla dans etmedim ya da yaramazlık yapmadım. Ben de zıplamadım. Merdivenleri sayıyordum. Onge, gerçekten gitmek istiyor musunuz? Evet. Gerçekten istiyor musunuz? Evet. Gerçekten istiyoruz. Tamam, o zaman size bir teklifim olacak. Hafta sonunda benim çitlerimi boyarsanız sizi bu geziye götürmeyi kabul ederim. Sizi duyamadım. Evet. Tamam. Harika. O zaman yarın yanınızda elma ve sandviç getirin. Sizi okulda saat 8'e kadar bekleyeceğiz. Gecikmeyin. Harika. Arkadaşlar, geziye gideceğiz. Cici, hadi birlikte saklanalım. Diana, ben de seninle saklanmak istiyorum. Olmaz Dima, ben seninle saklanmayacağım. Basketbol oyuncusu erkek arkadaşım bunu öğrensin, ister misin? Diana, unuttun mu? Basketbol oyuncusu erkek arkadaşım bizimle gelmeyecek. 9'a başımız büyük belada. Olamaz. Öğretmenimiz bugün çok kızgın. Bizi geziye götürmeyi kabul etti ama onun çitlerini boyamak zorundayız. Ama biz boyamayacağız. Erkekler boyayacak. Ne? Biz mi? Olamaz. Evet, çok şanslısınız. Biz de aynı şekilde şanssızız. Öğretmene kaç kere basketbolcu Simile de bizimle gelsin dedim. Ama 11. sınıftaki öğrencilerin geziye gelmesini kabul etmedi. Evet, ama fazladan biletler var. Bu harika. Çok iyi bir öğretmen. Siz de bizimle geziye gelecek misiniz? Saklambaç oynamayı düşünüyoruz. Saklanacak yerleri biliyorum. Aa, demek öyle. Biz de saklanacak yerleri biliyoruz. Zırhların içi. Evet, bizim de geçen yıl saklandığımız yerler var. Zırhların içine saklandığınızda oradan çıkmak çok zor oluyor. Hiç komik değil.
Ben artık buna daha fazla dayanamayacağım. Julie, sana yardımcı olmayı teklif ettim ama sen kabul etmedin. Diana, geziye gittiğimizde seninle saklanmaç oynayacağız ki beni asla bulamayacaksın. Dima, tamam, seni bulmasam da olur. Zaten sarımsak kokuyorsun, çekil. Sarımsak mı? Diana, bu Şıp sevdi sakızı. Olamaz Dima. Şıp sevdi sakızı mı? Onu nereden buldun söylesene. Diana, istersen sana yarın farklı bir çeşidinden alıp getirebilirim. Biliyorsun geziye basketbol oyuncularının da gelmesini sağlamamız lazım. Yana nasıl? Olamaz. Diana, bir fikrim var. Ben erkek arkadaşım olmadan geziye falan gitmem. Olamaz Yana. Geziye bile basketbol oyuncusu olmadan gidemiyor musun? Sürekli erkekleri düşünüyorlar. Benim aklımdaki tek şey öğle yemeğim. Yemekte ne yesem? Marusya, ne elması, ne muzu? Sen sürekli öğlen yemeğinde sebze ya da patates yiyorsun. Herkes hemen susun. Yana, artık planını anlatır mısın? Dimar, çekil. Öğretmen bize anne babanız da gelebilir dedi. Ailemizin gelmesine izin var. O zaman basketbolcular bizim ailemizden olabilir. Yana, gerçekten öğretmenin buna inanacağını mı düşünüyorsun? Olmaz, çünkü hemen durumu fark ederler. Zaten ben de söylerim. Tatyana Petrovna. Dima, yeter. Dima, beni dinle. Sakın deneme bile. Eğer böyle bir şey yaparsan sen başka yerde oturursun, ben de artık Julie ile birlikte oturmaya başlarım. Arkadaşlar, neden kaleye gitmek istiyorsunuz? Hiç hoş bir yer değil. Yine Kostya, biz öyle düşünmüyoruz. Biz gidip saklambaç oynayacağız. Basketbol oyuncularını yanınıza getirmeyi düşünmeyin. Getireceğiz. Şimdi ne yapacağız? Diana, beni küçümsüyorsun ama yanıldığınızı anlayacaksın. Sana göstereceğim. Ya, neyi görecek söylesene. Kavga çıkartacağım. Ne? Yarın kalede mi? Hayır, bugün okulda. Geziden önce böyle bir şey yapmaman lazım. Yarın gözünde morlukla gelirsen öğretmen seni asla geziye götürmez. Neden gözümün morarcağını düşünüyorsun? Basketbolcunun gözü moraracak ve o geziye gelemeyecek. Hey basketbolcu, neredesin bakalım? Dima, sakin ol. Dima, çok komiksin. Yana, hadi basketbolculara gidelim. Tamam, koç yarın yarışmaya kesinlikle katılacağız. Sakın merak etme. Yeterince uyuyacağız ve her şey harika olacak. Yarışma çok güzel geçecek. Tamam o zaman. Bros, topu ne güzel tutuyor. Yakışıklı Simile de müzik dinliyor. Onlara sürpriz yapalım. Tamam, gidelim. C.E. Bir bakalım ben Yana, kimim? Yana, sen olduğunu biliyorum. Merhaba Simile. Merhaba, beni duyamıyor musun? Diana, beni böyle korkutma. Tamam, üzgünüm, beni dinle. Yana ve ben senin de Bros'un da birlikte geziye gitmemizi istiyoruz. Evet Bros, birlikte gitmemiz lazım. Yana, gelemem. Yarın bizim yarışmamız var. Ne demek istiyorsun? Benimle geziye gelmek yerine yarışmaya mı gideceksin? Simile bak, Bros'la sen bizimle geziye geleceksiniz. Sizi babamız gibi göstereceğiz. Böylece öğretmen durumu anlamayacak ve birlikte gidebileceğiz. Olmaz Diana, gelemem. Yarın bizim yarışmamız var. Çok iyi uyumam lazım. Zaten daha yeni sevgililer gününü kutladık. Sevgililer gününü mü kutladık? Sen o güne kutlamak istemediğin için doğru düzgün bir şey yapmadık. Ne diyorsun sen? Sevgililer gününü annemle kutladım. Neden yalan söylüyorsunuz? Bros, peki sen neredeydin? Ben mi? Ben spor salonundaydım. Yarışmaya hazırlanıyordum. Arkadaşlar, bizimle geziye gelmeyi kabul etmezseniz o zaman sizi terk etmek zorunda kalırız. Gerçekten çok tuhaf. 14 Şubat sevgililer gününü bizimle kutlamadınız. Şimdi de okul gezisine gelmek istemiyorsunuz. Anlamıyorum. Bize yalan mı söylüyorsunuz? Diana, hadi ama yapma. Hatırlamıyor musun? Sana hediye aldım. Sonra birlikte restorana da gittik ve ben öyle evime döndüm. Arkadaşlar, kararınızı verin. Yarın gezi saat 8'de başlayacak. İyi düşünün. Ya bizi ya da yarışmayı seçmeniz lazım. Tamam, peki. Yarışma saat 6'da başlıyor zaten. Yaşasın, gidiyoruz. Tamam, gidelim. Dinle Simile, yarın babanın kıyafetlerini giy. Mutlaka takım elbisen ve düzgün bir ayakkabın olsun. Sana makyaj yapacağım. Öğretmen durumu anlamayacak. Bros, senin de baban gibi görünmen gerekiyor. Sakın unutma. Şapka, mont, pantolon giy. Her şey kusursuz olmalı. Tamam, anladım. Aa, işte geliyorlar. Dima, sana öğrettiğim hileyi hatırlıyorsun değil mi? Evet, hatırlıyorum. Dima, hadi ama, bildiğimiz Artem. Sorun değil, sadece deniyorum. Başka bir hile de öğrenebilirim. Hiç anlamıyorum. Neden Dima farklı hileleri öğrenmeye çalışıyor? Neler oluyor? Diana, Dima her zamanki gibi davranıyor. Bence basketbolcuların şansı yok. Dima gerçekten çok güçlü. Hey sen yeşilli, buraya gelir misin? Dima, senden gerçekten çok sıkıldım.
onun peşimde koşması benim hatam değil. Ondan hoşlanmıyorsan eğer onunla ilgilenmelisin. Hadi ama artık onunla ilgilenme zamanın geldi. Onunla ilgilenirdim ama şu an çok yorgunum. Gördünüz mü? Benden korktu. Size korkak olduğunu söylemiştim. Korkak, 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 korkak. Korkak mı? Siz ne diyorsunuz? Şimdi hemen sizin icabınıza bakacağım. Dikkatli ol. Dima sinirli olduğu zaman gerçekten güçlü olabilir. Beni dövecek misin? Bak ben senin tek elimle bile dövebilirim. Dima, çok haklısın. Çok haklısın. Başka bir yere gidelim. Bunu kızların önünde yapmayalım. Öyle mi istiyorsun? Tamam. Dima'nın onu döveceğinden eminim. Neden bizi içeri almıyorlar? Bu çok sıkıcı. Marusya, biz kızız. Kavga çıktığında onu izleyemeyiz. Göreceksiniz. Dima basketbolcularla uğraştığı için sonunda çok pişman olacak. Kapat çeneni. Zaten sırada sen varsın. Herkes susun. Smile, hadi ama başarabilirsin. Ben sana inanıyorum. Diana, hiç merak etme. Biliyorsun onlar basketbolcu. Ve çok güçlüler. Smile, Dima'yı dövecek. Sonra da Gezi'ye gideceğiz. Kapı açılıyor. Ben kazandım. Diana, gidip basketbolcunun haline bak. Smile, iyi misin? Olamaz. Bugün yapmamam gerektiğini biliyordum. Sana yorgunum demiştim. Dima, işini bitireceğiz. Hey, sen basketbolcu kızların arasına saklanmayı bırak. Hey, sizin yapacak başka işiniz yok mu? Neden böyle şeylerle uğraşıyorsunuz? Anlamıyorum.